ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. 25. dönem milletvekili seçimlerinde Çarşı'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday adaylarına müracaat etmekle bugün bu duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdi basın toplantısı olacak. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Özgür Serdar Bey'in basın açıklamasına gelmişiz efendim. Evet, Serdar kardeşimiz bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Tabii bu da siyasi bir platform olduğu için aday inşallah kendisi ve Çankırı'mız için hayırlı uğurlu olur. Dün sizin temayı yoklamasında MHP'li aday oy kullandı. Bugün siz de MHP'ninkine geldi. Düşüncenizi alabilir miyim efendim? Abi siyaseti dostluk çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Aradığınız için hayırlı olsun demeye geldik. Teşekkür ederim efendim. Çankırı Milletvekili aday adayı Avukat Sayın Serdar Manat'ın basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılış yok. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanım, vekillerim, başkanlarım, teşkilatımın çok değerli üyeleri, aziz nava arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler ve başımın tacı hemşehrilerim, Çankırılılar. Olmazsa olmaz, ifade ve özgürlük temsilcilerimiz, basınımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu vatan bizim. Bu vatan bizim. Gerekirse kendimizi tarihin tozlu, karanlık sayfalarına gömeriz. Ama bu vatan bizim. Hepimizin. 25. dönem milletvekili seçimlerinde Çarşı'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday adaylarına müracaat etmekle bugün bu duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Çankırı teşkilatlarımızda ciddi projeler hazırladıklarını, günlerdir şehrimiz ve sizler için ciddi manada teşvik-i mesai yaptıklarını bilmekteyiz. Biz ve ben teşkilatımıza güvenmekteyiz ve güvenmekteyim. Teşkilatıma kefilim ve arkasındayım, yanındayım, nerede uygun görürse ben oradayım. İnşallah hep beraber sevmeyi, hep birlikte sevmeyi hem Çankırı'ya hem güzel yurdum Türkiye'ye biz buradan öğreteceğiz. Ben 1981 Çankırı doğumluyum. 2006 yılında açtığım hukuk büromu halen çalıştırmaktayım. 6 yıla yakın Çankırı Orta ilçesinde ikamet ettim. Eşim sağ olsunlar. Şubat 18'de bir çocuk sahibi olduk. Rahatsız olmasına rağmen gelmişler. Teşekkür ederim. Yaprak Tohum Toplum Sağlığı Merkezi'nde ayıp etmezsem yanında görmek isterim. Sizden evde alır mısınız? Hakkınızı helal edin. Bana da sürpriz oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Babam Kurşunlu. Annem Erdoğanlı. Kardeşim veteriner hekim. Çerkeş'te yaklaşık 3 yıl çalıştı. Kısaca Çankırı'nın... Andırılı olduğunu söylemiyorum. Al kardeşim de Zeynep'i yapıyorum. Bu da ufaklığımız. Kısaca uzatmadan şöyle söyleyeyim. Hem şehrimizi, şehrimizin sıkıntılarını hem ilçelerimizin sıkıntılarını bilmekteyiz, çözeceğimize inanmaktayız. Enerjim çok yüksek, arzum çok fazla, çok heyecanlıyım. Hani şöyle biraz utanmasam sokaklara çıkıp bağıra bağıra bozkurtlar yaparak gezeceğim. Ocakta teşkilatımızın farklı noktalarında görev aldıktan sonra kendimi maddi ve manevi hazır hissettiğim için Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum. Kendime inancım ve güvenim tam.
Allah nasip ederse inşallah Çankırı'nın gelişmesi için tüm iç dinamikleriyle hiçbir benlik yapmadan çalışacağım. Hiçbir hemşerime ceketinin önüne iletmeyeceğim. İnşallah teşkilatımız bize bu görevi ve sorumluluğu layık görür. Rabbim de nasip ederse tüm enerjim, heyecanım ile durmadan çalışacağım. Gönlüm, kapılarım, tüm hemşehrilerime şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da açık kalacak. Bu bağlamda bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Öncelikle il başkanımız Sayın Çetin Kaptan'a acil şifalar dilerim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm vefat yıldönümü. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu başbuğum, cennet mekan, Alparslan Türkeş'i ve tüm ülkücü şehitleri saygı ve şükranla anıyorum. Onların canları, kanları, idealleriyle bizler bu bayrak altında toplanabildik. Hepsinden aynı bulamayız şu an. Hepsinden aynı bulamayız şu an.